Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda özel tanımlı fonksiyonlar konusunun alt başlığı olan mutlak değerli fonksiyonlarla devam edeceğiz. Ee, öncelikle mutlak değer fonksiyonunu bir söz olarak tanımlayalım ve bir görselleştirmeye çalışalım. Mutlak değer fonksiyonu şöyle tanımlanıyor. Bir fonksiyonun her noktada aldığı değerin sıfıra olan uzaklığını veren fonksiyon. Mesela örnek verelim. Örneğin elimizde bir fonksiyon olsun f fonksiyonu ve biz bu fonksiyonun mutlak değerine bakalım. f fonksiyonu şöyle bir fonksiyon olsun. Mesela grafiği diyelim ki şu şekilde olsun. Böyle gelip böyle gidiyor. Şimdi burada dikkat ederseniz mesela burasını eksi 1'de kessin. Burayı da diyelim eksi 3'de kessin. Şimdi o zaman mutlak f fonksiyonu için ne dedik biz? f'in mutlak değer fonksiyonu için. O da böyle iki çubukla gösteriliyor. YGS matematik yani matematik 1'de mutlak değer işaretini biliyorsunuz. Sayıların mutlak değerinin. Oradaki ile aynı. Şimdi her noktada aldığı değerin sıfıra olan uzaklığını veren fonksiyon. Mesela diyelim burada bir noktasında fonksiyonumuz. Burası bir noktası olsun. Diyelim burada 2 değerini alıyorsa 2'nin 0 olan uzaklığı ne? Yine 2. O zaman bu fonksiyon yine 1'de de ne değeri alacak? Yine 2 değerini alacak. Aynı şekilde mesela burası 2 olsun. 2'de aldığı değer eğer 2.5 ise 2.5'in 0 olan uzaklığı nedir? Yine 2.5'tir. O zaman bu fonksiyonda 2'de ne yapacak? 2.5 değerini alacak. Yani şuradaki değeri alacak. Bu aradaki değerlerde de hepsi pozitif olduğu için pozitif değerlerin sıfır olan uzaklığı kendileri olduğu için pozitif yerlerde aslında mutlak değer fonksiyonu içindeki fonksiyonla aynı değer alacak. Şimdi burada pozitif değerleri nereden itibaren almaya başlıyor? Şurada sarıyla gösterecek olursak buradan itibaren tüm değerler pozitif buraya kadar. O zaman pozitif değerlerin sıfır olan uzaklıkları aynı olduğu için mutlak f fonksiyonu da burada aynı değerleri alacak. Yani aynı şekli izleyecek. Buradan gelecek. Böyle devam edecek. Peki mesela şurada bir örnek verelim. Mesela burası eksi 1.5 olsun. Eksi 1.5'te bu fonksiyon eksi 1 değerini alsın. O zaman eksi 1.5'te bu fonksiyon eksi 1 değerini alıyorsa eksi 1'in 10 uzaklığı ne? 1 bir birim. O zaman eksi 1.5'ta mutlak değer fonksiyonu ne alacak? 1 değerini alacak. Yani 2'nin altında 2'nin yarısı kadar bir yerde bir değer alacak. Yani 1 değerini alacak. Şurası 1 olsun mesela. Yine diyelim şurası eksi 2 olsun. Eksi 2'de de fonksiyonumuz Eksi 1.2 değerini alsın. Eksi 1.2'nin olan uzaklığı 1.2. O zaman fonksiyon eksi 2'de ne değer alacak? 1.2 değerini alacak. Tabi ben buraya tam çizemedim. 1 ile 2 arasında bir değer. Kısaca burada burada bunu da yeşille belirtelim. Ya da maviyle belirtelim. Şimdi burada aldığı değerler negatif olduğu için negatif değerlerin sıfır olan uzaklığı onların pozitif halidir. O zaman f fonksiyonun negatif olduğu yerlerde biz onun pozitifini al, aldığını biliyoruz tanımından dolayı mutlak değerin. O zaman buradaki şekil nasıl olacak? Eğer çizecek olursak buradakinin x eksenine göre simetriyi x eksenine göre simetriğini çizelim. Böyle bir şekil. Peki burada yine değerler pozitif. Pozitif değerlerin sıfır olan uzaklığı kendisiyle aynı olduğu için eksi 3'ten sonra da aynı değeri alacak. O zaman mutlak değer fonksiyonumuz bu şekilde bir grafik izleyecek. Şimdi buradan bakacak olursak f'in pozitif olduğu yerlerde f ile aynı değeri aldı. Yani burada sarıyla gösterdiğim yer şurayı da sarıyla çizeyim. Burada da çünkü pozitif değerler alınıyor. Buraya kadar. Pozitif olduğu yerlerde f ile aynı değer alıyor. Yani mutlak f burada neye eşit oluyor? f'e Burada da F. Şu kolda. Peki negatif olduğu yerlerde ise F'in tersini alıyor. Yani burada ise eksi F oluyor. Şimdi o zaman mutlak değer fonksiyonumuzu tanımlayalım. Mutlak değer fonksiyonu bazen mutlak F içinde X ya da mutlak değerin içinde fx olarak gösteriliyor. Yani bir f fonksiyonu mutlak değeri olan fonksiyon. Neydi? F'in pozitif ya da sıfır eşit olduğu yerlerde, f ile aynı değer alıyordu. Parçalı fonksiyonları hatırlayacak olursanız, parçalı fonksiyonlar burada belli durumlara göre farklı alt kollarla ifade ediliyordu. O da özel tanımlar, özel tanımlı fonksiyonlar ünitemizin ikinci alt başlığıydı. F'in negatif olduğu yerlerde ise eksi f değerini alıyordu. Yani eksi fx Şimdi bunu bir kurala bağlayacak olursak mutlak değerin için negatifken aynı çıkıyor mutlak değerin içi pozitifken aynı çıkıyor mutlak değerin İçi negatif ise eksilisi çıkıyor. Şimdi bir örnek yapalım. Ama öncesinde ekranımızı bir temizleyelim. Örneğimiz şu. Bir gx fonksiyonumuz olsun. Mutlak x eksi 3 olsun. Şimdi burada eğer fonksiyon içi sıfırdan büyük eşitse neydi? Olduğu gibi çıkacak değil mi? Yani gx ne olacak bu durumda? İçeriyle aynı olacak. İçerisi negatif olduğu zaman ise gx eksilisi çıkacak. Yani eksi parantezinde x eksi 3 çıkacak. O da ne? 3 eksi x. Şimdi bu durumda x eksi 3'ün sıfırdan büyük eşit olması ne demek? Şu demek. x'in 3'ten büyük eşit olması demek. Peki x eksi 3'ün sıfırdan küçük olması Ne demek? x'in 3'ten küçük olması demek. O zaman gx fonksiyonumuz ne? x eksi 3 x büyük eşittir 3 3 eksi x x küçüktür 3 için parçalı fonksiyonu. Şimdi bir örnek daha inceleyelim. Bu örneğimizde şöyle ekranımızı yine temizleyelim. Bu sefer iki tane mutlak değerin toplamı var. fx fonksiyonumuz şu olsun. x eksi 4 artı x eksi 2 fonksiyonunu parçalı fonksiyon şeklinde yazalım. Şimdi burada bir kural olarak bir şey belirtelim. Kuralımız şu. Burayı yıldız halinde belirtelim. Şöyle bu tarz sorularda mutlak değerli ifadeleri sıfır yapan değerleri belirlememiz gerekiyor. Bunlara biz kritik değerler diyoruz. Örneğin bu fonksiyonda bu mutlak değer ifadesini sıfır yapan x değerine x eşittir 4. Bunu ise sıfır yapan değer x eşittir 2. O zaman bu fonksiyon için bu fonksiyonu için x eşittir 2 ve x eşittir 4 bizim kritik değerlerimiz. Şimdi bu soruyu iki yöntemle çözebiliriz. Birincisi tablo yöntemi. Diğeri ise başka bir yöntem. Bunun tam bir adı yok ama önce tablo yöntemiyle başlayalım. İkisinde de kritik değerler işimize yarayacak. Şimdi önce x'in alacağı değerleri yazalım. Sonra mutlak değer fonksiyonumuzun toplamlarından biri olan x 4'ün mutlak değeri, sonra x 2'nin mutlak değeri, sonra da ikisinin toplamı olan f(x) fonksiyonumuz. Şimdi burada tablomuzu oluşturalım. Kritik değerlerimizi belirliyoruz. Kritik değerlerimizi belirlemiştik zaten. 1 2 idi. Diğeri 4'tü. Buraya eksi sonsuz. Buraya sonsuz diyelim. X'in aldığı değerler için. X eksi sonsuzdan 2'ye. Buradan da 2'den 4'e. Buradansa 4'ten sonsuza değerler alıyor. Şimdi Burada şunu yapabiliriz. x eksi 2'nin kritik değeri 2 olduğu için o kritik değeri dışarıda bırakalım mesela burada. Bunun çok gereği yok aslında bak değer fonksiyonu için ama her fonksiyonun kritik değerini boş bırakmakta fayda var. Şimdi yani burada bunun 4 almaması burada da 2 almaması belirtiyor aslında bu ama mutlak değer için bu önemli değil. Alabilir de yani. Şimdi başlayalım. X eksi sonsuzla 2 arasındayken bu ifadenin içi ne oluyor? Negatif oluyor. O zaman burada dışarı ne çıkacak? Eksilisi. Yani burası ne olacak? Eksi parantezinde x eksi 4. O da neye eşit? 4 eksi x Peki 2 ile 4 arasında bu ifadenin içi yine negatif. 4 dahil olmamak üzere. O zaman negatif olduğu yerlerde yine 4 eksi x çıkıyor. Peki 4'ten sonra 4'ten sonra bu ifadenin içi pozitif. Bu sebeple burada olduğu gibi çıkıyor. Mutlak değerin özelliğinden. Şimdi x eksi 2'nin mutlak değerine baktığımızda eksi sonsuzla 2 arasında bu ifadenin içi x'e eksi sonsuzla 2 arasında bir değer verdiğimizde her zaman negatif çıkıyor. Bu sebeple içerisinin eksilisi olacak burası. Yani eksi parantezinde x eksi 2 o da 2 eksi x olacak. 2'den sonra ise bu ifade pozitif değerler almaya başlayacak. O yüzden burada x eksi 2 burada da x eksi 2 değerini alacak. Çünkü x değerleri 2'den büyük olduğu sürece içerisi pozitif. Şimdi fx fonksiyonumuz neydi? Bu ikisinin toplamıydı değil mi? O zaman şu ifadeleri toplayacağız. 4 eksi x ile 2 eksi x toplarsak 6 eksi 2x gelir. 4-x ile x-2'yi topladığımızda ise x'ler birbirini götürür. 4-2'den 2 ve son olarak x-4 ile x-2 topladığımızda ise 2x-6'yı elde ederiz. O zaman fx fonksiyonumuz parçalı halde yazacak olursak öncelikle eksi sonsuz 2 aralığında yani x'in 2'den küçük eşit olduğu aralıkta ne değerler alıyor? 6 eksi 2x değerini alıyor. 2 ile 4 arasında ne değerler alıyor? 2 değerini alıyor. 4'ten sonra ise 2x eksi 6 değerini alıyor. Şimdi şu bir tarafta kalsın. Şimdi tablomuzu silelim. Diğer yöntemimizi açıklayalım. Diğer yöntemimizde şöyle olacak. Ama önce bir silelim. Buna kritik değer yöntemi de diyebiliriz. Ama aslında tablo yönteminde de kritik değeri belirliyoruz. Şöyle. Şimdi fx fonksiyonumuz neydi? x eksi 4 mutlak değeri x eksi 2'nin mutlak değerinin toplamı. Şimdi kritik değerlerimiz neydi? 2 ve 4'tü. Şimdi bunu da şöyle yapıyoruz. En küçük kritik değerden başlıyoruz. X en küçük kritik değerden küçükken, yani x 2'den küçükken. Şimdi burada en küçük kritik değerden küçükken, bu kritik değerden de küçük. O zaman bu ifade negatif, bu da negatif değer alacak. O zaman bu dışarı ne diye çıkacak? Eksi x eksi 4 değil mi? fx ne olacak bu durumda? Eksi x eksi 4. Eksi x eksi 2. Buradan ne geldi? Gördüğümüz gibi 6 eksi 2x geldi. Sonra a her ardışık 2 kritik değer arasını düşüneceğiz. Mesela diyelim burada bir kritik değer. Burada ikinci ardışık ne? 2 ile 4 arasındaki değerler. Mesela diyelim bir kritik değerimiz de olsaydı. O kritik değer 7 olsaydı. Bir sonraki aşamada, aşamada neyi düşünecektik? 4 ile 7 arasında x'in aldığı değerleri düşünecektik. Yani ardışık iki kritik değeri düşüneceğiz. En küçük kritik değerden sonra. O zaman burada ne olacak? Tabi burada küçük eşit ifadesi de olabilir. Çünkü küçük eşit olduğu zaman burada hani e, x 2'ye eşit olduğu zaman burası 0 olacak. Burası yine negatif değerler alacak. Hani... Buraya 2 koyduğumuzda burası 0. Buraya 2 e, koyduğumuzda eksi 2. Iki. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. Sonucun 2 çıkması lazım. Bakalım. 6 eksi 2 iki çarpı 2'den 6 eksi 4. 2 çıktı. Demek ki küçük eşitlik de sağlanıyor. Şimdi bir sonraki kritik, kritik değeri geçelim. Kritik değerlerimiz ne? 2'den sonra kritik değer 4. O zaman 2 küçüktür. x küçüktür. 4 seçeneği düşüneceğiz. fx'e bakalım. Burada x 2'den büyük x 2'den büyük olduğu için x 2'nin mutlak değeri olduğu gibi çıkacak x 4 ise negatif değerler alacak çünkü 4'ten küçük bu durumda negatifi çıkacak yani eksi x 4 artı x 2 diye çıkacak bunu da düzenleyecek olursak 4 eksi x artı x artı 2 eksi 2'den 2 çıkacak Sonraki kritik değerimiz 4 ama 4'ten sonra bir kritik değerimiz olmadığı için Sadece şöyle düşüneceğiz. 4 küçük eşittir x. Yani x büyük eşittir 4 durumunu düşüneceğiz. Bu durumda bu iki ifade de pozitif çıkacak. x eksi 4 artı x eksi 2 diye çıkacak. Bunları da toplarsak 2x eksi 6. Gördüğünüz gibi fx az önce tablo yöntemiyle bulduğumuz sonuçta uyuşuyor. x 2'den küçük eşitken 6 eksi 2x 2 ile 4 arasındayken 2x 4'ten büyük eşitken ise 2x eksi 6 değerini alıyor. Yani tablo yöntemiyle bu, bu, bu ikinci yöntemimiz birbiriyle uyuşuyor. Tablo yöntemimiz biraz daha sistematik tabii ki. Kafa karıştırmıyor. Kritik değerleri koyuyoruz ve arda arda yazıyoruz. E hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.